İşte Moda'dan merhaba. Ben Deniz Tunca. Her pazar olduğu gibi bu pazarda karşınızdayız. Bakalım İşte Moda sizler için neler hazırladı. Cilt hastalıkları hakkında önemli bilgiler az sonra. Katarak ve lazer tedavisinde son gelişmeler az sonra. Saç naklinde son gelişmeler işte Moda'da az sonra. Tavuk emense ve kremalı makarna nasıl yapılır az sonra. Bakım zamanı diyorsanız hemen ekran başına. Sadece hanımlara özel bir köşe hazırladık. Bakalım neymiş? İşte Moda son hızıyla devam ediyor ve sağlık köşemiz yine var biliyorsunuz. O yüzden deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, uzman doktor Vefa Güneş ile birlikteyiz. Ama tabii biz sadece deri ve zührevi hastalıklarını konuşmayacağız. Çünkü sağlığın yanında güzellik de var diyoruz. Ve güzellikle ilgili konuşacağız. O yüzden merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Şimdi deri ve zührevi hastalıkları dedik ama ben arkasına hemen seyircilerimiz ekrandan ayrılmasın çünkü estetik ve güzelliği de konuşacağız. Cilt yenilemeyi konuşacağız. Sonrasında erken yaşlanma diye bir şey kalmadığını, ameliyatsız güzelleştiğimizi konuşacağız ama deri ve zührevi hastalıkları hakkında biraz bilgi alalım. Tabii ki. Dermatoloji, deri ve zührevi hastalıklar ya da eski adıyla cilt hastalıkları son yıllarda gittikçe ağırlığını ortaya koyan, bütün dünyada gelişmelerden tamamen yararlanan en önemli branşlardan biri haline gelen bir alan. Deri ve zührevi hastalıklarının içerisinde derimizin tüm hastalıklarıyla birlikte cinsel yolla bulaşan hastalıkların da bir kısmı tamamen dahil. Deri hastalıkları derken ilk önce deriyi tanımak lazım. Deri vücudumuzun en büyük organı. Hiçbir zaman bir organ olarak görülmese de aslında deri bir organ. Yani kendi bağımsız sistemi, kendi bağımsız çalışma prensipleri olan yaklaşık 1,5 metrekarelik yüzeye sahip 7 kilo ağırlığında vücudun en büyük organı aslında. Vücudumuzu örten bir... Tabii ki. Örten, örttüğü kadar tabii örtme işlemi sadece bir örtme işlemi değil. Bir metabolizması da var. Yani derinin bağışıklık sistemi üzerinde etkilerini biliyoruz. Isı regülasyonu ya da ayarları üzerindeki etkisini biliyoruz. Vücudun nemiyle ilintili olarak hizmetlerini biliyoruz. Sıcaklık ayarını sağladığını biliyoruz. Yani birçok alanda aslında vücudumuza hizmet ediyor. Tamamen onu koruyor. Mükemmele yakın bir örtü. Gerçekten son derece duyarlı. Sinir sistemiyle, kanlanmasıyla ve sahip olduğu bütün metabolizmasıyla muhteşem diyebileceğimiz bir organizmamız. Ya da organımız deri. Dolayısıyla derinin kendine ait hastalıkları vardır. Halkta genel kanı hep bir takım başka hastalıkların deride yansıması şeklinde olduğuna yöneliktir. Oysa öyle değildir. Deri hastalıklarının çok büyük bir kısmı sadece derinin kendisinden kaynaklıdır. Yani derinin metabolizmasıyla ilgili bozukluklardan kaynaklıdır. Zührevi hastalıklara gelince, zührevi hastalıklar daha ziyade cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımlamak için kullanılır. Yine dermatolojinin alanına giren konulardan biridir. Ne yazık ki bütün dünyada zührevi hastalıkların sayısı hızla çoğalmaktadır. Bu yönde biz hekimlerin tedaviden daha çok tabii ki korunma açısından da önemli çalışmaları vardır. Zührevi hastalıkları da hiçbir zaman bir tarafa bırakmadan hekim gözüyle bakmak gerekiyor. O kısım biraz hastanın bilinçsizliğinden. Maalesef, maalesef öyle, doğru. Sebebi nedir deri hastalıkları? Doğuştan... İkiye ayırabilir miyiz doğuştan ve sonradan diye? Şöyle, birçok sebebe bağlı olarak deride hastalık gelişebilir. Deride gelişen enfeksiyon hastalıkları vardır. Deride gelişen alerjik reaksiyonlar vardır. Doğumsal deri hastalıkları vardır. İmmün sistem dediğimiz bağışıklık sistemimize bağlı gelişen deri hastalıkları vardır. Onun dışında derinin bir takım ekleri var. Sadece derinin kendi yapısı değil,
eklerinin de hastalıkları vardır ki saç hastalıkları, yağ bezi hastalıkları, ter bezi hastalıkları da yine bu eklerdir ve bu eklere bağlı görülen hastalıklardır. Birbirinden farklı birçok alana yaymamız mümkün. Hangi aşamada cilt doktoruna gitmeliyiz? Her zaman çevremizde bulunan aile hekimlerine başvurmak, aile hekimlerin önerisiyle de bir dermatoloji uzmanına ulaşmak en doğru yol olacaktır. Cilt hastalıklarının çoğu cilt kurumasından dolayı oluyor diyebilir miyim? Belki çoğunun olduğunu söyleyemeyiz ama cilt kuruluğu çok çok önemli bir problem. Özellikle yıkama alışkanlıklarımızın değişmesi, günlük duş alma, kullandığımız deterjanlar, şampuanlar, temizleyiciler maalesef cildimizde aşırı kurumaya neden olmakta. Ciltteki kuruluk sanayi toplumunun getirdiği bir yük olarak da yansımakta. Dolayısıyla biz de cildin kuruluğuna bağlı gelişen bir takım hastalıklarla baş etmek zorunda kalıyoruz ki bunlardan belki de en önemlisi egzamalardır. Cildin kuruluğuna bağlı gelişen egzamalar maalesef tedavi açısından da oldukça zorluklar teşkil etmekte. Fakat yine de hastalarımıza bu konuda da elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Hemen şunu sormak istiyorum. Egzama denilince tek başına bir rahatsızlık genelde insanlar sanıyor. Ama benim bildiğim kadarıyla egzama içerisinde birçok rahatsızlığı içeren bir tabir mi? Çok doğru. Doğru. Egzama aslında çok geniş bir terim. Yani temel terimlerimizden biri. İşte Latincesi dermatit diye geçer ama bu egzama başlığı altında birçok farklı egzama ile uğraşırız. Mesela irritan kontak egzama dediğimiz dışarıdan vücudumuza temas eden maddelerin meydana getirdiği tahrişe bağlı egzamalar vardır. Kontak egzama dediğimiz alerjik olan egzamalarımız vardır. Kontak alerjik egzama deriz. Onun dışında kserotik egzama deriz ki demin bahsettiğimiz konudur. Yani cildin kuruluğuna bağlı gelişen egzamalardır. Numular egzama deriz, tamamen farklıdır. Tüm vücudumuzda görülebilen bir egzama şeklidir. Seborreik egzama deriz. Seborreik egzama aynı şekilde stresle aktif hale geçebilen, yüzümüzde ortaya çıkan bir egzamadır. Dediğimiz çok doğru. Egzama aslında çok geniş bir kavram, bir ifade biçimi. Egzama başlığı altında birçok hastalığı düşünmek mümkündür. Anladığım kadarıyla cilt problemleri aslında cilt problemlerin çözümleri. Aslında insanın kendisini sevmesiyle başlıyor ve vücudunu tanıması. Bu ten sadece bir ten değil, koruyucu, besleyici özelliği olan bir doku. Ve dolayısıyla biz Allah'ın çok güzel bir varlığıyız. Ve bu varlığa iyi bakın diyoruz. Nemini verin. Değil mi? Doğru. İyi korumak lazım cildimizi. Her gün duş alma alışkanlığımızdan vazgeçemeyeceğimize göre en azından mutlaka günlük olarak cildimizi nemlendirme alışkanlığını kazanmalıyız. Bunu yaparken de banyolardan sonra hafif daha nemliyken vücudumuz hemen bir nemlendiriciyi tercih edelim. Yani kullanma şeklimiz banyolardan hemen sonra olsun, çok daha etkili olacaktır. Bahar aylarındayız, yaz geliyor ve artık hanımlarımız işte lekelerinden, cilt problemlerinden, güneş lekelerinden özellikle nasıl kurtulacak? O kadar fazla teknik olanaklardan yararlanıyoruz ki hem cilt gençleştirmede hem cildin yenilenmesinde, akne izlerinin temizlenmesinde, onun dışında güneşe bağlı lekelerin giderilmesinde ya da çeşitli kırışıklıkların düzeltilmesinde, hatta belirli bir yaştan sonra gelişen sarkmaların önlenmesinde birbirinden farklı birçok yöntemimiz var. Bunun için dediğim gibi teknolojinin bütün olanaklarından yararlanıyoruz. Hemen herkesin merak ettiği soruyu sormak istiyorum. Ameliyat olmadan gençleşebiliyor muyuz? Öncelikle problemin ne olduğunu bilip ona göre çözüm önerilerini getirmek lazım. Yoksa içeriye giren her kişiye biz size şunu yapıyoruz, biz size bunu yapıyoruz demek ne hekimlikle doğru orantılı iyi bir şey ne de etikle ilintili olarak doğru bir şey. Öncelikle gerçekten bilinmesi gereken kişinin kendisinin duyduğu rahatsızlık ve bunu belirleyebilmek. İkinci önemli konu da beklentinin ne olduğunu görebilmek. Şöyle düşünün, 70 küsur yaşında bir insan kliniğe geliyor ve diyor ki doktor bey ben şöyle gençleşmek istiyorum. Umumiyette hastalarımız elleriyle tarif ederler ve gererler. Bu hastaya olmayacak bir şeyi vaat edemezsiniz. O hastanın beklentisinin
biraz daha düşürülmesi için bilgi vermek zorundasınız. Olabilecekler hususunda bilgi vermek bizim için çok çok önemli. Ya abi biz kaç yaş gençleşebiliyoruz en fazla? Pazarlık yapmayacağız değil mi? Ya tabii ki belirli bir yaş indiriyoruz demek mümkün değil. Hasarlarınızı ya da sıkıntılarınızı kısmen gideriyoruz demek daha doğru olur. Çünkü kim insan geliyor yaşını bize söylüyor. Zaten biz bile doğru tahmin edemiyoruz yaşını. Gerçekten öyle. O kadar genç gösteren insanlar var ki biz bile tahmin edemiyoruz. Kimi insan var yaşının çok daha üstünde gösteriyor. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim burada özel bir aletimiz var. Genelde işlemleri almadan önce hastalarımızı o özel alete alıyoruz. Cilt yaşlarını, cilt tiplerini, ciltteki hasarlarını özel yöntemlerle değerlendiriyoruz ve bunları fotoğrafik olarak hastalarımızın önüne döküyoruz. Bakın diyoruz işte sizin cildinizde şu hasarlar var, şu problemler var, cilt yaşınız şöyle. Yaptığımız çalışmalardan sonra zaten istatistiksel olarak bir yüzde koyabiliyoruz hastalara. Bakın diyoruz bu kadar düzelmiş. Mesela pigment hasarınız bu kadar düzelmiş. Cildinizdeki düzleşme bu kadar olmuş. Ya da gözenekleriniz bu kadar kapanmış. İşte gevşemeler varmış, sarkmalar varmış, bu kadar önlenmiş diyebiliyoruz ama yaş pazarlığı yapmak mümkün değil tabii ki. Değil mi? Şimdi birçok gençleşme şeylerine bahsettik. Nedir? PRP dedik, botoks dedik. Dolgular dedik, dolgular mezoterapi dedik. Bunların en doğrusu nasıl, neye göre seçmeliyiz? Kararlı. Burada seçim tamamen sadece kişiye özeldir. Çünkü her hastanın ihtiyacı birbirinden farklıdır. Şöyle bir genel bilgi vereyim isterseniz. Botoks dediğimiz, botulinum toksin dediğimiz yöntemle biz hareketli olan kaslarımızı geçici bir süre durduruyoruz. Dolayısıyla mimiklere bağlı gelişen kırışıklıklarımızı botoksla düzeltmek mümkündür. Onun dışında... Onun zararı var mı? Bilinen hiçbir zararı yoktur. Çok güvenlidir. Onun dışında vücudumuzda zaman içerisinde bazı bölgelerimizde çökmeler gelişir. Burundan ağıza uzanan bölgede, ağızdan çeneye uzanan bölgede ya da gözaltı bölgelerimizde zamanla çökmeler vardır. Hyaluronik asit adını verdiğimiz dolgular kullanıyoruz ki insan vücudu için hiçbir zararı olmadığını bildiğimiz ürünlerdir. Fakat burada da ürün kalitesi önemlidir. Maalesef birçok yerde oldukça kalitesiz ürünler tercih edildiği için bir takım sıkıntılar gelişebilmekte. Bunu da belirtelim. Bununla da bu çukurlaşmaları ya da göçükleri tedavi etme şansımız mümkündür. Onun dışında doldum, yani orayı bir şeyler doldurdum. Aynen öyle. Hacim veriyorsunuz. Tam olarak yaptığımız bu. Cildimizdeki büyük sarkmaları, özellikle çene bölgesinde ve boyunda gelişen sarkmaları çeşitli ip yöntemleriyle asmak mümkündür. Yine kaş düşüklüğünü mesela iple yukarıya çekerek gidermek mümkün. Tabi bütün bu saydığım işlemler hep cerrahi öncesinde yapılan işlemler. Onun dışında cildimizdeki gözenekleri özel bir sistemimiz var. Cilde özel ilaçlar veriyoruz ve vakumla bunları çekiyoruz. Bütün gözenekleri temizliyoruz. Çeşitli asitleri ve metabolik maddeleri yine cilde veriyoruz. Bu yöntemlerle cildimizi canlandırmak mümkün. Vefa Bey, çok güzel bir sohbet oldu. Böyle konudan konuya geçiyorum çünkü çok merak ettiğim şeyler vardı. Ama anladım ki süre az. Size yeterli kalmayacak. Çok konuşulacak konu var. Doğru. O yüzden evet. Başka bir programla konuşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben mutlaka teşekkür ederim. Tabii ki. Sağ olun. Damlasız katarakt ameliyatı az sonra. Saç dökülmesi neden olur?